Ya baba ya. Ya yine açtın pergel bacaklarını ya. Ya benim sana yetişmem için koşmam gerekiyor valla. Sen de aç o zaman oğlum pergellerini. Yok baba. Ben de öyle seninki gibi bir çift pergel gibi bacak olmadığı için benim adımlarım böyle tay tay kalıyor. Koş o zaman koş. Hadi abiciğim ben de öyle yapıyorum zaten. Baba şimdi nereye gidiyoruz? Balıkçı Mustafa'yı bulmaya. Ha. Balıkçı Mustafa kim baba? Kralın eski ortağı şimdiki düşmanı. Ha. Peki bizim ne işimiz var? Kralın eski düşmanı. Ondan sonra şimdiki bilmem nesi. Bizim balıkçı Mustafa'ya ne işimiz var? Belgin ablayı o kaçırdı Cem. Ne? Belgin Hanım'ı mı kaçırdı? Evet. Bütün bunları nereden biliyorsun sen? Kral dün gece telefonda söyledi. Dün gece telefonda mı söyledi? Evet. Acele et biraz Cem, acele et. Bana bak Memoli. Senin şu eski hastalığın yeniden başladı biliyor musun? Hiçbir bilgiyi benimle paylaşmıyorsun baba ya. Kral dün gece beni aradı. Belgin ablayı Mustafa'nın elinden kurtarmamı istedi. Ne? Niye gidip kendi kurtarmıyor da bunu senden istiyor baba? Belgin ablayı kurtarayım derken balıkçı Mustafa'nın eline tutsak olmaktan korkuyor. Yani? Yani bizim Belgin ablayı kurtarmaya gideceğimizi biliyor. Eğer o da o sırada Mustafa'nın elindeyse biz Belgin ablayı kurtardığımızda kralı da kurtarmış olacağız. Aynen öyle Cem. E baba? Yani şimdi bu adam yağmurdan kaçarken doluya tutulacak desene. Evet. Hadi o zaman yağmur da dolu da başlamadan bir an evvel balıkçı Mustafa'nın kim olduğunu bulalım Cem. Tamam baba. Tayfun. Buyurun komiserim. Benim Memoli. Şimdi sen Eren'i pansumana götür. Ondan sonra da beraber merkeze gelin tamam mı? Baş üstüne komiserim. Tamam eğer şef bizi soracak olursa pansumana geldiler ve sonra da ameliyata falan girdiler dersin. Ameliyat ne? Ameliyat mı? Ya uydur işte bir şeyler ne bileyim. Baş üstüne komiserim. Hadi tamam görüşürüz. Sen niye sırıtıyorsun abicim öyle pis pis? Bakıyorum da yani kendinden önce Eren'i düşünüyorsun baba ama bu pek hayra alamet değil yani. Ne? Yoksa diyorum yeni bir aşk mı doğuyor? Cemşit'te cep numaranın olmasını ister misin Cemcim? Ne? Hem Avni'nin cep telefonu yoluyla Tayfun'a gönderdiği mesajları okumak sana ayrı bir ilham kaynağı olur. Tamam baba sustum. Nerede şu metro merdiven? Orada. Şurada galiba hadi Cem. Baba ya şimdi bu yürüyen merdivenler olmazdan önce yani bu insanlar ne yapıyormuş? Merdivenler yerine kendileri yürüyorlarmış herhalde. Ha, o zaman demek ki bu teknoloji çok kötü bir şey baba. Niyeymiş o? Ya eskiden en azından biraz spor yapıyormuşuz. Şimdi biniyoruz bir masamanın üzerine, o bizi indirip çıkarıyor istediğimiz yere. Bilin bakalım ben neyim? Yürüyen merdivenim. Ne? Tekerleme gibi konuştun da abicim. Hay babacığım ben sadece teknolojinin sana getireceği rica ya da... Rica edeceğim Cem, rica edeceğim. Fazla geyiği dalmayalım çünkü yapmamız gereken, düşünmemiz gereken çok büyük sorunlarımız var. Memoli, Erkan, nasılsın? Merhaba. İyiyim, sen nasılsın? İş güç peşinde koşturup duruyoruz. Bir gün bize de anlat o iş güç de neymiş öğrenelim. Tamam, uğrarım Memoli. Kendine dikkat et Erkan ha. Sen gene kızdın bana. Nedense artık. Sana her şeyi anlatacağım, söz. Sabırsızlıkla bekliyorum. Hadi Allah'a emanet ol, kal sağlıcakla. Güle güle. Ya Cem, şu İstanbul'un yüz ölçümü mü küçüldü son günlerde yoksa bana mı öyle geliyor? Neden baba? Her yerde Erkan'la karşılaşıyorum ya. Artık kim birleştiriyorsa yollarınızı. Hadi. Baba, sana beşinci ve son kez aynı soruyu sorabilir miyim? Neymiş hocam sor. Baba, ne yapacağız? Önce gidip arabayı bulacağız. Ya onu demiyorum ya, onu demiyorum ya. Belgin Hanım'ı nasıl kurtaracağız onu diyorum. Bir dakika. İşte sorduğun cevabı geldi Cem. Alo. Evet Derya'cığım. Evet. Evet. Allah kahretsin. Tamam biz şimdi hemen Levent'ten yola çıkıyoruz. Siz de oradan destek alıp gönderin tamam mı? Çabuk çabuk. Baba bir dakika bir dakika. Ben de bir şey söyleyebilir miyim Derya'ya? Söyleyemezsin abicim. Nasıl ya? Söyleyemezsin çünkü dün gece aldıkları istihbarata göre Çile yakınlarında büyükçe bir çiftliği varmış balıkçı Mustafa'nın. Ve oraya kasabalılar yaşlıca bir kadının getirildiğini görmüşler Cem. Kraldan önce orada olmamız lazım abi. Kraldan önce orada olmamız lazım. Ya baba ya şimdi ben operasyonla ilgili bir şey söyleyemez miyim yani? Yani ben Derya'cığıma... Derya'ya yani komiser muavini Derya'ya yani operasyonla ilgili birkaç direktif veremez miyim yani? Olamaz mı yani? Tamam al söyle abicim söyle. Direktif verecekmiş hadi. Sağ ol baba. Derya ben komiser Cem. Sana bu operasyonla ilgili ilk emrim şudur. Çok dikkatli ve çok çabuk olun. İkinci emrime gelince.
Şey, bu akşam dışarı çıkacağız ya. Babandan biraz daha izin alsan da diyorum. Yemekten sonra bir de sinemaya gitsin. Hadi Romeo hadi. Acelemiz var abicim, acelemiz var ya. Tamam baba. Ne der ya? Harika bir film gelmiş biliyor musun? Söz saat 12'de teslim edeceğim seni babana. Ben de seni hadi seviyorum. Hadi ne olur ya, ne olur ya. Tamam baba. Ben bütün direktifleri verdim. Hazırız. Buyurun gidelim. Eminim vermişsindir. Senin gibi bir sapın aşık olduğunu ne hale gelivermiş olduğunu sayende görmüş oldum bence. Ya baba ayıp oluyor ama ya. Hadi yürü abicim yürü. Hadi acele et. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.